Herkese merhaba, ben Koray ve bugün sizlerle beraber hakkımda merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım. Daha fazla böyle soru cevap tarzı videolar için videoyu beğenmeyi ve yeniysen de kankam hoş geldin diyorum. Abone olup bildirimleri aç ki bu soru cevap videolarındaki sordurttuğum yerleri falan kaçırma yani ve bütün videolarımızdan haberdar ol diyorum. Ve arkadaşlar eğer bu videoda görmediğiniz ve merak ettiğiniz soru varsa yorumlar kısmına yazın. Belki bir sonraki soru cevap videomuzda belki de yanıt olarak sizlere yanıt verebilirim. Haberiniz olsun, bunun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz yani. Hadi o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Abi hiç oyunda küfür edip kestiğin yer oldu mu demiş. Oldu. Evet maalesef oldu. En çok beğenilen yorum da nedense bu olmuş. Gerçekten çok merak ediyorsunuz arkadaşlar. Ancak yani Türk gücü videolarında özellikle maçların ortaları ve aralarını kestiğim kısımlar var ya. Oralarda gerçekten çok sinirlenebiliyorum. Öyle direkt böyle şey küfürü değil ama hakaretvari sözler söyleyebiliyorum yani. Hadi hemen bir sonraki yoruma geçelim. YouTube'u bırakmak ile bırakmamak arasında kaldın mı hiç demiş. Evet kaldım. Gerçekten kaldım. Arkadaşlar insanların modu düşebiliyor. Yani YouTuber'lık yapmasanız bile ders çalışıyorsunuz diyelim. Ders çalışmayı böyle bırakasınız geliyor. Ya da bir işte çalışıyorsunuz. O işte böyle bir gerçekten artık gitme isteği. Yani çok sevdiğiniz bir şeyle ilgili bile arkadaşlar modunuz düştüğü zaman yapmak istemiyor olabiliyorsunuz anlık olarak. Ama tabii ki çok kısa sürüyor bu. Ve bırakmakla bırakmamak arasında değil de yani böyle bir gerçekten böyle insanın böyle sıkıldığı dönemler olabiliyor arkadaşlar. Zaten onu da siz izlerken fark ediyorsunuzdur benim ne zaman sıkıldığım falan. Videolardaki modumdan falan bunu anlayabiliyorsunuzdur. Hemen bir sonraki soruya geçelim. YouTube'a başlamasaydın ne yapardın demiş. Yani bilmiyorum ne yapardım ama kesinlikle daha fazla ders çalışırdım. Bunu söyleyeyim yani bence başlamayın ve ders çalışın abi başlamayı düşünen varsa. Her neyse hemen bir sonraki soruya geçelim. Abi YouTube'a neden başlamak istedin diye bir soru var. Aslında bu var ya gerçekten çok eskilere dayanıyor. Bayağı eskilere dayanıyor. Yani 2013'e falan dayanıyor. Benim Minecraft çekmeye çalıştığım dönemler var arkadaşlar. Gerçekten çok utanç verici videolar falan var. Gerçekten arkadaşlar yani çok istiyordum. Yani görüyordum YouTuber'ları. Çok az vardı o zaman. Tabii benim video çekmeye çalıştığım zamanlarda çok az YouTuber vardı. Görüyordum ve çok istiyordum onlar gibi olmak. Para kazanıldığını falan hiç bilmiyordum. Yani sırf ben mesela bir oyun falan oynuyorum. Tek başıma oynayayım. Sıkılıyorum. Bunu insanların görmesini istiyorum. Anladınız mı? Bir oyun oynuyorum. Mesela PES, Mike, PES, Analik oynuyorum mesela. Şu an gerçek hayatta çok az oynuyorum ama oynadığım zamanlar oluyor. Bunu mesela kendi kendime böyle spikerlik yaparak falan söylüyorum ve hani içimden çok fazla istiyorum başkalarının falan görmesini vesaire. Bundan dolayı YouTube'a başlamayı düşündüm. Hani yaptığım şeyleri böyle başka insanlar da görsün, eğlenelim beraber. Aslında eskiden ben YouTube'da abi hani bırakın böyle bir 2000-3000 like, böyle bir 10-15 kişi beni izlesin. Ben de işte videolarımı çekeyim, eğleneyim, yorum yapsınlar falan diye istiyordum. Sonrasında tabii zaman geçtikçe insan değişiyor arkadaşlar. Bu şekilde oldu yani. Hemen bir sonraki soruya geçelim. PG ailesi kanalın ismini neden değiştirdin demiş. Kanalın ismini aslında evet değiştirdim. Bayağı bir zamanda oldu. Herhalde 50 bin abone falanken değiştirmiş olabilirim. Belki 70-80 bin de olabilir. Çok hatırlamıyorum ama yani PG'nin anlamını arkadaşlarım ve takipçilerim sürekli soruyordu. Gerçekten çok fazla soru geliyordu bununla ilgili. Ve anlamı gerçekten saçma. Play Game ve kanalın adı PG Gamers. Yani Play Game Gamers oyun oyna oyuncular gibi bir şey oluyordu. Saçma bir durum oluyordu yani. Güzeldi. PG ailesi diyordum size o zamanlar. Girişlerimiz falan güzel oluyordu ama değiştirmek istedim. Koray Yıldırım yapmak istedim. İsmim soy ismimle bilinmek, daha çok tanınmak istedim. Bu şekilde yapmak istedim yani. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Abi ban yiyeceksin. Neden oyunda hile gösteriyorsun demiş. Bunu niye soracağım videosuna koyduğumu bilmiyorum. Yani söylemiş. Bunu neden koyduğumu biliyorum aslında. Bunu neden sorduğunu anlamadım. Ve abi benim hile çektiğim bir video var biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen göstereyim. Pascal yetkinliğimize girelim bir oyunda. 2 saniye şöyle göstereyim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar benim altın yumurtam açılıyor. Hile nasıldı? Karşı hata giriyorsunuz. Maç bitince Wi-Fi'nizi kapatıyorsunuz ve oyuna şey yapıyorsunuz. Bu ban yeme sebebi olmaz arkadaşlar. Benim ban yiyeceğimi düşünün. O kadar kişi oldu ki bu videonun başlığında zaten bilerek öyle yaptım arkadaşlar. Ban yedim. Aynen kanka. Yani gerçekten insana bilmiyorum abi ben ban yenilecek bir şey niye size yapayım ve niye kendim yapayım bu kadar emek verdiğim bir şey. Oyunun bir açığı bu arkadaşlar. EA Sports'un buna ban atması çok saçma olur. Eğer ban yeseydim de arkadaşlar bunu sizlerin sayesinde sizlerin gücüyle birlikte çözerdik. Merak etmeyin arkadaşlar. Twitter'dan bunları halledebilirdik ama zaten bunun bir ban sebebi olduğunu düşünmüyorum. Zaten herhalde bu açık artık kalkmış çünkü ben 2 kere denemedim. İkisinde de güzel yumurta çıktı ve denediklerimde de çıkmıyor. Ya yanlış yaptım ya da açık düzeltilmiş. Bravo EA Sports. Zaten bunu düzeltebilsin diye yapıyoruz ki arkadaşlar bazı bir oyuncular
yapabiliyorken bir oyuncunun yapamaması haksızlık oluyor. Ben de bu yüzden bunu YouTube'a attım. Hani ben gördüysem hani yaparım çünkü arkadaşlar. Hani gördüğüm bileği yaparım. Ve yalnız değil takipçilerim de görsün. Hatta diğer oyuncular falan da görsün diye böyle bir video attım arkadaşlar. Her neyse hemen diğer soruya geçelim. Abi videoya girmeden ne yapıyorsun demiş. Evet arkadaşlar şu anda videoya girmeden ne yaptığımı arkada muhtemelen ben bunu bayağı bir montaj bulmuşumdur. Videolar bulmuşumdur arkada görüyorsunuzdur. Videonun da muhtemelen en komik yeri burasıdır. Videoya girmeden önce ben çok garip şeyler yapıyorum ya. Hani o anlamda değil ama zaten arkada muhtemelen şu anda görüyorsunuzdur. Hani şu abi bak. Şunu yapıyorum yani giriş yapmadan önce böyle bir beklemem oluyor, bir şeyim oluyor. Buraları tabii ki kesiyorum, size göstermiyorum ama gerçekten çok güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Videoya giriş yapmadan önce arkadaşım da izlemiştik, eve gelmişti arkadaşlar, merak etmişti böyle. Hepsinin başında garip garip şeyler var. Böyle saçımı tarıyorum falan, değişik hareketler var. Hepsini size gösteremedim ama gösterebildiğim kadar göstermeye çalıştım arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruyu o zaman geçelim. Hala görüyorsunuzdur, daha fazla görün istiyorum aslında ama herhalde tükenmiştir artık, çok da fazla bir şey kalmamıştır. Her neyse hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Fenerbahçe'nin durumundan memnun musun demiş. Yani gerçekten daha ne kadar iyi durumda olabiliriz ki, değil mi? Değil mi? Bu soruyu niye sordum? Fenerbahçeli birisi, bu arada takımımı da söylemiş oldum bu soru cevapta, tuttuğum takımı. Abi Fenerbahçeli bir insan nasıl Fenerbahçe'nin durumundan memnun olabilir? Bunu bir açıklayın lütfen. Fenerbahçeli bir insan Fenerbahçe'nin durumundan şu an memnun olamaz. Ama bak Fenerbahçeli olmayan herkes şu anda Fenerbahçe'nin durumundan memnundur. Bunu da Fenerbahçeli olmayanlardan yorum olarak bekliyorum. Kesinlikle bu böyledir bu arada. Hani bunun böyle olmama gibi bir şansı yok. Her neyse abi bu soruyu da koymak istedim. Çünkü gerçekten komik bir soru. Sorulması bile komik. Her neyse abi hemen bir sonraki soruya geçelim. Nerelisin demiş. Çok basit bir soru sormuş. Ben de Sinopluyum. Aranızda Sinoplu olanlar muhtemelen vardır. Yorumlara bekliyorum sizi. Hadi bakalım. Hemen bir sonraki soruya hızlıca geçelim. Aslında bu soru arkadaşlar, videoda hiç sıkıldığın oluyor mu sorusu, şey, ilk sorulardan bir bağlantılı. Videolarda hiç sıkıldığın oluyor mu? Dediğim gibi bunu sizin fark etmeniz gerekiyor. Siz fark edebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki oluyor. Yani video çekerken değil, video çekmekten artık böyle bunaldığım falan zamanlar olabiliyor. Her gün size video yetiştirmeye çalıştığım zamanlar genelde eğlenerek oluyor. Bunu zaten fark ediyorsunuzdur. Ama mesela izlenmeler falan böyle düşük olsun, beğeniler azalsın. Tabii o eski dönemlerde, toparlanmaya çalıştığımız dönemlerde daha çok oluyordu ama hani tabii ki hedeflediğim şeyleri, mesela şu videodan ben 20.000 izlenmesini hedefliyorum diyelim, örnek veriyorum. O video 15.000 izlenirse benim bir modum düşüyor tabii ki veya farklı şeyler de olabiliyor. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Neden YouTube, neden FIFA ya da PUBG Mobile değil ve başlarken ne düşündün ve hedefledin demiş. Başlarken muhtemelen ben 1000 abone olmayı hedeflemiştim. Ve 1000 abone oldum. Sonra 10.000 aboneyi hedefledim. 10.000 abone oldum. Yani başlarkenki hedefim belki 10.000 de olabilir. Başlarkenki hedefim 10.000 abone olup kendime ekipmanlarımı alıp artık facecamlı videolara başlamaktı. Ve 10.000 abone olduk. 10.000 aboneden sonra da facecamlı videolar başladı arkadaşlar bu kanalda. Neden YouTube, neden FIFA demiş. FIFA neden arkadaşlar? Ben paket açılımları videolarını izlemeyi gerçekten çok seviyordum. Ve çok hoşuma gidiyordu arkadaşlar. Bunun için FIFA Mobile'i telefonuma indirdim. Tabii daha 14 sezonlarında oynuyordum zaten. 15'te daha da şey, böyle FIFA Mobile gruplarına falan girdim. FIFA Mobile'i öğrenmeye falan çalıştım. Gerçekten böyle uğraştım birazcık. Ve güzel oluyordu. Paket açmaktan çok zevk alıyordum. Özellikle FIFA Mobile kanalı değildim. FIFA Mobile paket açılımı kanalıydım. Böyle şeylerden çok hoşnut duyuyordum çünkü arkadaşlar. Ve o yüzden böyle bir şey yapma kararı aldım. Ya da PUBG Mobile değil demiş. Şimdi ben YouTube kanalıma PUBG Mobile videosu attığım zaman arkadaşlar, YouTube otomatik olarak PUBG Mobile videolarını sürekli atan kanalları önermek yerine benimkini önerse zaten saçma olur. O yüzden benim videolarımı önermiyor. Yani mantıksal olarak da bunu böyle yapması lazım zaten. Kanalımda PUBG Mobile videoları, PUBG Mobile oynatma listesi vardır. Oradan bulabilirsiniz. Eğer benden illa görmek istiyorsanız arkadaşlar. Ama yani çok da şey değil yani. İsterseniz izlemeye de bilirsiniz. Çekmemi isteyenler varsa yorumlara yazsın. Çok istenirse belki çekebilirim ama hani böyle kesin de çekerim demiyorum. Çünkü artık zaten başını almış giren PUBG Mobile YouTuberları var artık. PUBG Mobile'i izletmek gerçekten kolay bir şey değil. İzleten çok izletiyor ama gerçekten kolay bir şey değil arkadaşlar. Hani FIFA Mobile'i izletmek de kolay değil ama FIFA Mobile kanalı olduğum için en azından hani attığım zaman öneriliyor falan. Ve daha çok biliyorum FIFA Mobile'i genel insanlara göre. O yüzden her neyse arkadaşlar hemen bir sonraki soruya geçelim. Arkadaşlar abi, yani bir soruyu okuyorum şu anda. Abi bizler seni tanıdığımızda, takip ettiğimizde, sevdiğimizde neler hissettin? Sen de bizleri devrin mi? Yani sevdin mi demek istemiş muhtemelen. Tabii ki sevdim ve hani YouTube'a başlarken dedim ya 10-15 kişi beni izlesin, 10-15 kişi bana yorum yapsın. Daha ne isterim ki yani, gerçekten bunu istiyordum ve
O yüzden aşırı derecede mutlu olmuştum arkadaşlar. İlginç zaman. Gerçekten çok güzel zamanlardı ya ilk zamanlar. Her neyse hemen geçelim. YouTube'u hiç bırakma isteği hissettim mi demiş. Zaten böyle bir soru vardı değil mi? Bu soruyu cevapladım zaten. Bırakma isteği hissettim mi? Şöyle abi. Hissetmedim ya bırakma isteği. Dursun kanal. Ara verme isteği hissettim. Ara da verdim. Ama bırakma isteği hiçbir zaman hissetmedim. Yani takip ettiğiniz zaman böyle siz beni takip etmeyi bırakmadığınız sürece zaten bunu hiçbir zaman istemem arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya hızlıca geçelim. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadarmış ve gerçekten çok teşekkür ediyorum sorduğunuz sorular için. Beni takip etmeye devam ettiğiniz için de sizlere çok minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Burada videomuzun sonuna geldik. Güzel bir video oldu. Bu kadar soru bulabildim şu anlık ve bu sorulardan falan haberdar olmak için dediğim gibi abone olun, bildirimleri açın. Ben bunu topluluk kısmında sordum çünkü sizden soruları istedim. Soruları oradan bana yazdınız. Burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beni daha iyi tanımışsınızdır. Daha iyi tanımak için sormak istediğiniz soruları hala yorumlara yazabilirsiniz. Hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Şuradan abone ol butonuna basabilirsiniz. Abone ol butonu şurada. Abone olabilirsiniz yani şuradan. Çok güzel bir butonu ona basarsanız böyle özel güç kazanıyorsunuz gibi hissedip basarsanız sevinirim. Ve etrafta videolar çıkmış olabilir. Onlara da tıklayabilirsiniz. Hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bizleri sevdim mi diye yorum yapan kardeşime buradan selamlar. Ve bay bay.